Bir iki içerisinde belki 10 milyon nüfusu hedefliyoruz ki o hedef rahat rahat tutacaktır. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte parlayan güneş kent turizmine de doping etkisi yarattı. Başta Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii olmak üzere Beyazıt Külliyesi, Lozan Anıtı, Fatih Heykeli ve Şahi Topları, sergi alanını ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi lezzetleri tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi gibi tatları yemeyi de ihmal etmiyor. Teşekkür ederim. Kente onlarca tur otobüsünün akın ettiğini belirten Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, yapılan tanıtım çalışmalarının etkisini gösterdiğini kaydetti. Dinar, kent olarak turizme çok önem verildiğini ve bu ilginin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi Edirne'nin turizm kaygısı hiç yok zaten, yıllardan beri yok ama son 3-4 yıldan beri yükselen bir trend var. Her yıl üzerine koyuyoruz. Son yıllarda da araştırmalara baktığımızda Türkiye'de 4. 5. sıraya geldik artık turizm alma durumunda. Artık bundan sonra hep yükselecektir, azalmayacaktır. Çünkü bizler yükselerek ona göre hazırlıyoruz kendimizi, yükselmesi için hazırlıyoruz. Eğer kendimiz, biz esnaflar hata yapmaksak, biz Edirneliler hata yapmazsak bu bir iki il içerisinde belki 10 milyon nüfusu hedefliyoruz ki o hedef rahat rahat tutacaktır. Yeter ki bizler hata yapmayalım burada. Ama artık Edirne kendi tanınırlığını yüklendirdi. İşte bakıyorsunuz her gün Edirne'ye bir şeyler kazandırılıyor. Orada bugün önceki gün Fatih Sultan Mehmet'in heykeli dikildi. Şahi topları var orada. Yani hep bize her gün bir şeyler koyuyoruz üstüne Edirne'de. Tabii ki bunun neticesinde insanlar Edirne'ye yüzünü dönüyorlar. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, esnaflar ve sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket ederek turizmden aldığımız payı daha da yükseltmeliyiz diyen Bahri Dinar. Eskiden İstanbul'un arka bahçesiydik. Artık ön bahçesi haline geldik. Avrupa'ya sınır konumundayız. Turizm kültürünün gelişmesiyle vatandaşlarımız çok bilinçlendi. Artık herkes birer fahri turizm elçisi gibi çalışıyor. İnşallah çok çok daha güzel bir konuma geleceğiz. Tabii bunun için çok çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ulaşım çok kolay. Çevre illerden gelen insanlar çok rahat geliyorlar buraya. İstanbul 20 milyonluk bir İstanbul'un eskiden arka bahçesiydik. Şimdi ön bahçesi olduk. Avrupa burada 16 kilometre. Bu tarafımızda Yunanistan 4 kilometre. Bizim daha neden turizm kaygımız olsun ki? Yani biz yeter ki işimizi yapalım. İşimizi de yapıyoruz, Allah şükürler olsun. Bütün Edirneliler bu turizm bilincinin içerisinde. Edirneliler biliyorlar ki evet, sadece ve sadece bizler turizmden geçineceğiz artık. Tamam, tarım var, turizm var ama sanayimiz yok. Bu iki tane şey var elimizde şu anda. Ve Edirneliler çok bilinçli bu konuda. Bilinçli oldukları için de turistler çok rahat ediyorlar Edirne'mizde. Herkes birer fahri turizm elçisi burada. Çok güzel bizim için bu. İnşallah çok çok daha güzel şeyler göreceğiz.